Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Sevgililer Günü konseptiyle beraberim. Evet, Sevgililer Günü kendi açımdan böyle sürekli kutlayayım da o gün bir şeyler yapayım kafasında olmasam bile kutlayanlarınız olacaktır aranızda, o gün böyle daha baş başa geçirmek isteyenleriniz olacaktır diye düşünerek böyle bir makyaj hazırladım. Aynı zamanda Sevgililer Günü için size Belis Kozmetik'te küçük bir sürprizimiz var. Instagram postunda çekiliş aslında. Ama ben bunu aynı anda yayınlamak istiyorum ki hem video izleyenler hem de Instagram'dakiler haberdar olabilsin. Biz Sevgililer Günü için size küçük bir paket hazırladık. Bunu da şimdi görebilirsiniz burada. Onu hediye etmek istiyoruz. Hem fırçalar var hem kirpikler var. Bu videoda kullandığım her üründen var aslında. O yüzden öncelikle isterseniz Instagram'a gidip çekilişe hemen katılabilirsiniz. Şartları ve neler olduğu içerisinde orada bulabilirsiniz. İkinci olarak da ben bugün biraz doğal bir makyaj hazırladım. Sizin için hazırladığımdan kastım, düşündüm, yaptım. Çünkü erkekler ya da sevgililerimiz böyle doğal makyajdan yanalar genelde. Ya da ben sana makyaj yakıştırmıyorum, bence sen makyajsız güzelsin. Teşekkür ederim, çok tatlı, bu da güzel bir şey. Makyajsız da güzelim ve ben zaten güzelim, böyle bir özgüvenim var zaten. Ama biz makyaj yapmayı seviyoruz. Hele dışarıda bir plan yapacaksınız ya da evden çıkacak olsanız bile makyaj yapmayı sevenlerimiz aramızda vardır diye düşünüyorum. Ben de bugün hem daha kolay hem de farklı bir teknik daha gösterebildiğim, yani yine yapmıştım böyle bir şey ama bir kez daha hatırlattım ve nispeten uygun fiyatlı ürünler kullandığım bir makyaj yaptım. Çok konuşmadan hemen makyaja geçelim ve sizi aynı zamanda Instagram'a alayım. Umarım hoşunuza gider. Görüşürüz. Şimdi öncelikle neyle başlıyoruz? Tırnaklarla başlıyoruz. Impress'in Yapıştır Çık Saniyeler İçinde Mükemmel Tırnaklar isimli tırnaklarını kullanacağım. Ben tırnaklarımı biraz kısalttım, hatta denemek için ilk defa deniyordum. Dün akşam bir tane taktım, bayağı sağlamlar. Küçük tırnağıma taktı tabii ki. Kırmızı oje biraz tehlikeli biliyorsunuz. O yüzden çok fazla uğraşmayayım, ertesi gün hemen çıkarırım diyorsunuz. Ya da ojeyi çıkarmakla uğraşamıyorum, kırmızıyı çok sevmiyorum diyorsanız bunları tavsiye edebilirim. Hemen şimdi takıyorum, geliyorum. Şöyle bunun içerisinden seçiyorum tırnağıma uygun olanı. Daha sonra yapışkanı çıkarıyorum ve takıyorum. Şu an size gösterirken tabii çok göremedim ama biraz bekletiyorum, böyle sıkıyorum iyice yapışması için. Kenarlarına da aynı şekilde ve taktım. Bir de içinden şöyle bir şey çıkıyor mu? Ben tabii ki unuttum yapmayı. Etlerinizi ittirmek için. Benim şu an ihtiyacım olmadı ama eğer iyice derinine takmak ve daha kalıcı olmasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Biliyorum bana kızacaksınız ama fondötenimi, bronzerımı ve gözaltı kapatıcımı uyguladım ben. Nars'ın All Day Luminous fondötenin incelemesini yaptım. Yetişmez büyük ihtimalle ama 2 gün ya da 4 gün sonra onun da linkini buraya burada bulabilirsiniz. İncelemesini koyacağım. Concealer olarak ise Maybelline Master Conceal kullandım. Bunu zaten sevdiğimi söylemiştim. O yüzden gayet güzel duruyor. Sabitleme pudrası olarak Maybelline'in Master Fix pudrasını kullandım. Ben biliyorsunuz biraz baking yoğun uygulama seviyorum. Şu an göz altımda o var. Ve bronzer olarak da yine favori bir ürünüm, Makeup Academy'nin Bronze Perfection Matte isimli pudrası, bronzer'ı. Bunu da Rossmann'dan aldığım büyük bronzer fırçası, şöyle saç dibinden önüne gelerek uyguladım. Hatta biraz böyle yoğunlaştırabiliriz. Teni olabildiğince kalıcı hale getirmeye çalıştım. Çünkü böyle günlerde ne zaman nerede olacağınız da ne kadar süre dışarıda olacağınız belli olmayabiliyor. Örneğin sabahtan program yapıp hani akşama kadar devam edebilirsiniz. Ya da çarşambayı denk geldiği için işten akşam bir şey yapmaya geçebilirsiniz. O yüzden daha kalıcı bir fondöten tercih ettim. Şimdi isterseniz ciltten devam edelim. Çünkü cildiniz ne kadar fresh ve ne kadar doğal durursa makyajınız da o kadar güzel gözükecektir. Teknik markasının Strop kitini kullanacağım. Böyle bir dağıtma, karıştırma fırçası alıyorum ve krem yapıdaki ürünü aydınlatmak istediğim bölgeleri bastıracak şeklinde uygulayacağım. Daha sonra dağıtıyorum. Özellikle böyle ince yapılı bir fırçayla uyguladığınız zaman fondötenize de zarar vermemiş oluyorsunuz. Eğer çok yoğun uygulamadıysanız tabii ki fondötenize. Eğer yoğun bir uygulama yaptıysanız sadece toz ürün kullanmanızı tavsiye ederim fondötenizin üstüne. Ben sadece bir baz oluştursun istiyorum. Tabii ki burun üstüne de, dudak üstüne de. Daha sonra ise hemen yanındaki toz şampanya rengini kullanacağım. Bugün allık olarak ise böyle üstümle uyumlu tatlı kız imajını devam ettiren bir allık kullanacağım. Frat Boy The Balm'ın. Çok güzel mat bir pembe ve soğuk, nispeten soğuk sıcak bir ton. Yani cildinizin rengine göre soğuk ya da sıcak durabilecek bir ton. Böyle benim gibi orta tenliyseniz sanki
gülmekten kızarmışsınızmış gibi tatlı bir sonuç veriyor. Ve ben böyle ince ya da dağıtma fırçası gibi olan fırçalarla uyguluyorum ki bunu çok yoğun durmasın. Cildimin biraz daha böyle şu an bir mat duruyor ama hem tüm gün boyunca fresh gözükmesini hem de biraz kalıcılığını arttırmak için Make'in Fix Plus'ını kullanacağım. Biraz onunla nemlendireceğim aynı zamanda cildimi. Bu kadar nemliyken highlighter uygulamak için bahanem oluyor. Aynı rengi hafifçe şuraya bir kez daha geçiyorum ki biraz kaş altına da highlighter'ımı özellikle gün sonuna kadar saklayabileyim. Gözde baz olarak ben her zaman Make'in Paint Pot'larını kullanıyorum. Ama konsilerinizi de uygulayabilirsiniz. Kapatıcı olduğunu düşündüğünüz, kalıcı olduğunu düşündüğünüz hangi ürün varsa. Yine bunu da çok yoğun uygulamıyorum. Çünkü göz kapağımda bir katman varmış gibi durmasını istemiyorum. Bugün yeni denemek istediğim, sizinle denemek istediğim bir ürün daha var. RK by Kiss markasının, yani Kiss'e bağlı bir markanın karıştırma fırçası. Böyle çok tok bir fırça. Nasıl uyguladığını gerçekten çok merak ediyorum. Sizle beraber deneyeceğim hemen şimdi. Bunun için öncelikle bronzer alıyorum. Elimizde en yakınlarda ten rengimizden biraz koy hangi ton varsa. Klasik bir şekilde katlanma bölgeme uyguluyorum. Altına pudra geçmedim. Çünkü direkt böyle uygulama yaptığınız zaman bazen daha kalıcı olabiliyor. Bir de tüm göz kapağımdaki bronz tonunu istiyorum. O yüzden sanki bunu pudraymış gibi uygulayabilirsiniz. Zaten kaş altıma da aydınlatıcı sürmüştüm. Özellikle sevgililer gününde rahatlıkla uygulayabileceğiniz benim yöntemim neydi? Hemen gözlerinizi biraz dış köşeye doğru, farınızı daha doğrusu çıkarmak. Böyle ana rengimizi verdik. Bu bizim klasik katlanma bölgesi rengimiz olacak. Daha sonrasında başka bir karıştırma fırçası alıyorum. Neden başka bir karıştırma fırçası alıyorum? Çünkü bu Art Nitin fırçası biraz yassı bir fırça. Yassı fırçayla bastı çek yapabilirim ama çok da yoğun ürün vermek istemediğim için karıştırma fırçası kullanıyorum. Kiko'nun Smart Eyeshadow serisi var. Ben belki yine görmüşsünüzdür Kiko'ya eğer ulaşabiliyorsanız. Bunun yanlış hatırlamıyorsam 02 rengi. Işıltılı böyle bir şampanya tonu. Özellikle romantik görünümlerde ben böyle ışıltılı tonlarla bir baz vermeyi çok seviyorum. Çünkü üstüne ne uygularsanız uygulayın garanti güzel duruyor. Dağıtması çok kolay oluyor. Şöyle iç köşelerden yuvarlak hareketlerle fırçamı hiç kaldırmadan uyguluyorum. Aynı zamanda neydi? Eğer şu kısma güzel bir aydınlık verirseniz gözleriniz biraz daha kelebek gibi böyle yukarı doğru gözüküyordu. Ben ona kelebek tekniği mi desem? Ne desem? Karıştırma fırçası olduğu için de ürününüz hiçbir zaman çok yoğun durmuyor. Çok ince bir kat geçebiliyorsunuz. Böyle kaşımın altına gelmeyecek şekilde crease bölgeme de geçiyorum. Ve birkaç kat uyguluyorum. Evet, tek kat uyguladım bıraktım değil. Göz pınarlarıma da uyguluyorum. Doğal aydınlatıcımız olacak bu. Daha sonra bugün böyle Kiko'nun farlarını kullanmak istedim. Çünkü uygun fiyatlı ürünlerde, elimdeki uygun fiyatlı ürünlerde böyle sıcak ve kendini belli eden çok fazla bir ton bulamadım. Kiko'nun High Pigment serisinden Wet and Dry Eyeshadow diye geçiyor. 36 numarası hem şeftali hem böyle turuncu gibi bir ton. O yüzden kamerada çok kırmızı çıksa bile ben şu an çok açık bir renk olarak görüyorum. Bir önceki karıştırma fırçamı aldım. Ve çok hafifçe dış köşelerde bırakıyorum. Fırçamda kalanı içe getiriyorum. Dış köşelerde bırakıyorum. Yuvarlak yuvarlak hareketler sonra iç tarafa doğru getiriyorum. Bu sayede önceki bronzer uygulamam çok belli olmasa bile kendiliğinden geçişli gibi duruyor gözlerim. Bakın dış köşede yuvarlak hareketler sonra iç tarafa doğru kemik takibi yapıyorum. Fırça çok uygun fiyat olmasa da Make'in 221 numaralı fırçası bu makyajın biraz ana karakteri olacak. Çünkü benim vermek istediğim gölgeyi en güzel bu fırçayla verebilirim. Yine Kiko'nun Smart Color'larının bu sefer de 04 numarasını kullanacağım. Çok güzel pigmentli, sıcak ama koyu bir kahve. İçerisinde turunculuk çok yok gibi gözüküyor ama tam kakao rengi. İstediğimiz o makyajlarda herkeste gördüğümüz renk. Fırçama biraz alıyorum. Çoğunu bırakıyorum. Ve bunu biraz ayrıntılı görmenizi istiyorum. Şurada bakın sanki eyeliner'ın ucuymuşçasına dağıtıyorum. Fırçada kalanla üst tarafa geçiyorum ve böyle küçücük bir V yaratıyorum burada. Hani bu aşağı doğru, hafifçe yukarı doğru. Yine ön tarafa doğru dağıtıyorum. Altında ışıltılı far olması çok uğraşmadan dağınık görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Buralara da dağıtıyorum. Bakın yine fırçamda kalın. Daha doğrusu fırçanızda kalanla beraber buradan fırçanızı getirip hafifçe üstten derinleştirdiğinizde fırçanızı burada kaldırabilirsiniz. Daha da içeri doğru gözüküyor
gözleriniz. Ki bu yine istediğimiz şeylerden biri. Oldukça basit bir makyaj. Ama gözünüzü çok değiştiren de bir makyaj. O yüzden seviyorum. Tek bir kere aldım bu arada. Yani ki farın pigmentasyonu gerçekten çok başarılı. O yüzden kesinlikle görürseniz edinin derim. Tek bir kere ürünü aldım ve bütün bu görünümü o sağladı. İkinci defa alacağım üründen. Ne yaptıysam aynısını tekrarlayacağım. Biraz derinleştirmek istiyorum çünkü. Şimdi RK Kiss markasının başka fırçasını daha kullanacağım. Bu da Curve Eyeshadow fırçası olarak geçiyor. Benim göz altında en çok kullanmayı sevdiğim fırçalardan biri. Daha doğrusu göz altında kullanmayı sevdiğim fırça türlerinden biri. Çünkü ilk defa deneyeceğim ben de. Yine kahverengi aldım. Çok ince değdiriyorum. Biraz elimin üstüne bırakıyorum. Çünkü göz altı birdenbire çok koyulaştırılmaması gereken bir yer. Kirpik dibimden, bitin içinden şöyle öne doğru fırça getiriyorum. Kirpik dibini takip edin. Ve yukarı doğru çıkmasına izin verin ürünün. Ki burası birleşsin. Şu son kısmı biraz daha derinleştireceğim. Çünkü maskara sürdüğünüzde çok bomba duruyor. Benim kendi göz çakram için tercih ettiğim yöntem bu. Ama gözleriniz küçüktür ya da alt göz çizginiz düzdür. Tüm göz kapağınıza geçebilirsiniz, tüm göz altınıza. Benim gözümün altı şöyle hafifçe yuvarlaklaştığı için ben yarım bırakıyorum ki çekik dursun hala. Ve bu bir önceki kullandığım renkle ısıtacağım göz altımı da. Kaşım için bugün far kullanacağım. Zaten daha öncesinde videosunu çektim. Far ile kaşımı nasıl dolduruyorum videosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi unuttuğum ama eklemek istediğim bir detay daha var. Kirpik takacağım için kirpik diplerimi belirginleştirmek. Bunun için Kiss markasının yine Luxury Eyeliner'larından Flirtatious Purple'ını kullanacağım. İlk defa deneyeceğim için önce yapısına elinde bakıyorum. Eğer dağıtılabilen bir ürünse, ki evet bayağı dağıtılabiliyor. Şimdi göz kapağımın üstüne hemen köşe kısımlarına geçeceğim. Öncelikle yarım eyeliner gibi uyguluyorum şöyle. Daha sonra yine Kiss'in fırçasıyla çok dağıtmadan smoky görünüm veriyorum. Yukarı doğru çok dağıtmak değil amacım burada. Özellikle bitmiş köşeyi, son köşeyi belirginleştirmek. Böyle eyeliner gibi ucunu da biraz çıkardım. Ve dağıtıyorum. Şurada çizgi gibi kalmaması adına da hafifçe ön tarafa getirdim. Aynı şeyi şimdi bu tarafa da yapacağım. Şimdi geldik bu kirpiklere. Aslında ayrı bir video çekecektim. Ama şu an çok da gerekmediğini düşündüm. Çünkü çok abartı bir şey yapmayacağım. Başka bir gün daha farklı bir kirpik videosu çekerim. Kiss'in yine üçlü kirpikleri var. Medium olanı bu. Trios Lashes diye 30 tane kirpik var içinde. Short, short, medium, medium diye 4 farklı katı var. Ben bunu gelinlere çok fazla kullanıyorum aslında bakarsanız ki rahatlıkla böyle gün içerisinde rahat hissetsinler ve dolgun dursun. Ya tek tek kullanırım ya da bunu da kullanıyorum. Şimdi hemen uygulamaya başlayacağım. Doğan'ın siyahını kullanacağım şimdi. İçinde glue pocket diye bir yer var. Çok seviyorum. Mediumlardan başlayalım isterseniz. İhtiyacınıza göre takmış olursunuz. Daha rahat olur. Hafifçe değdiriyorum. Şöyle küçücük değdirmeniz yeterli. Çok yoğun da almayın ürünü ki içeri yapışkan kuruduğu zaman katman gibi durmasın. Trioların ve tek tek kirpiklerin en güzel yanı hemen beklemeden takabiliyor olmanız. Ben şöyle aynayı aşağıda tutuyorum. Görün isterseniz. Önce köşelere takıyorum. Ve oturuyor. Kuruduktan sonra maskara sürebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Yani öncesinde sürmüyorum. Çünkü kirpiklerime çok yoğun maskara uygulamama gerek kalmıyor kirpik uyguladığım zaman. Tam kirpiğimin dibine yapıştırdım. Bakın. Kirpiğimin hizasından ittirdiğime emin oluyorum. Eğer çok abartılı kirpik sevmiyorsanız ve kirpik takıldığınızın anlaşılmasını istemiyorsanız bu aşamada bırakabilirsiniz. Ben şu ortaya bir tane de short takacağım ki iyice yukarıda dursun. Esra Dur mükemmel bir rujunu size tanıştırmak istiyorum. Pure Color Love Lipstick rujlarından 140 Naked City isimli bir ruju. Dün elime ulaştı. Esra Dur'a teşekkür ederim bu arada. Gerçekten hakkını veren rujlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şöyle çok tatlı bir kabı var. Açıyorsunuz. Özellikle bu tarz bir günde, yani sevgilinizle beraber yoğun geçireceğiniz bir günde, birbirinize zaman ayırmayı tercih ediyorsanız, erkeklerin genelde böyle çok yoğun makyaj yapmasında diye şeyler bir göz, iki dudaktır. O yüzden gözde böyle flörtöz bir şey yaptınız ki bence bu bile hani çok ağır değil. Çoğu erkeğin böyle çok
makyaj yapmışsın ama çok da ağır olmamış diyebileceği bir şey. Deneyimle sabit. Deneyimledim yani bunu. O yüzden de bu tarz bir şey yaptıktan sonra dudağınıza bir de koyu renk sürerseniz çok yoğun gözükebilir ona. O yüzden nude bir ruj tercih ettim ben bugün. Hazır böyle bir alternatif de varken sizle beraber denemek istiyorum. Çok kremsi yapıda ve yapay durmuyor. Birçok erkeğin o hoşlanmadığı şeylerden biri aslında yapaylık. Hani şu an cildimde doğal bir duruş var, gözlerim doğal duruyor, dudaklarım da doğal durdu mu tamamdır. Bugünü şöyle lanse etmiyorum bu arada. Hani sevgiliniz nasıl istiyorsa öyle durun değil. Sadece biz her gün istediğimiz şeyi sürüyoruz zaten. O gün eğer birbirimize vakit ayıracaksak onun zevkine de uygun bir şey yapabilelim diye. Eminim ona kalsa sen makyajsız da güzelsin şeklinde cevaplar alıyorsunuzdur zaten. Ama biz niye yapıyoruz? Kendimizi daha da iyi hissetmek için. Kendimiz için yapıyoruz yani. Üstüne ise Flormar'ın 201 numaralı dudak kalemini geçeceğim. Ki ilk defa tüm gün deneyeceğim zaten bunu. Maskara olarak da yine Estée Lauder'ın Pure Color NY Lashes Multi Effects maskarasını deneyeceğim. Bir tarafı daha düz tırtıklı, bir tarafı normal bizim alışkın olduğumuz eski tarz rümellerde maskara fırçasından. Bu da yeni tarz maskara fırçaları. Öncelikle yeni tarzı deneyelim bakalım. Şu ana kadar ön taraftaki kirpiklerimizden tek tek ayırdı. Şimdi diğer fırça tarafıyla da takma kirpiklerle birleştirip daha da doğal durmasını sağlayacağım kirpiklerime. Ve makyajım burada bitti. Ben gerçekten sonucunu çok beğendim. Çok doğal duran. Benim klasik makyaj tarzım aslında bakarsanız. Benim hani günlük makyajda çok fazla kullandığım bir tarz. Ama gözde 3 far ile ve bir tane bronzer ile harikalar yarattığımızı düşünüyorum. Eğer deneme şansınız varsa kesinlikle bir deneyin. Bu arada videonun başında söylediğim gibi Sevgililer Günü için özel bir çekilişimiz var. Instagram'daki postumun altına buraya koymaya çalışacağım eğer yetiştirebilirsem. Olmadı aşağı linkini koyacağım. Instagram'daki çekilişime katılabilirsiniz. Kiss ürünlerinin ve Beliz Kozmetik'in diğer ürünlerinden hediye ediyorum size. Beliz Kozmetik'e de teşekkür ederim bu çekilişi beraber yapabildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü benim normalde zaten sevdiğim bir kirpikti. Ve denediğim ürünleri sevdiğim ürünlerdi. İlk defa fırçalarıyla da tanıştım. Bu iki fırçasını da şu ana kadar denedim ve siz de sonucunu gördünüz. Gayet güzeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Sevgililer Günü'nde böyle doğal, fresh bir makyaj tercih edilecektir diye düşünüyorum. İsterseniz tabii ki kırmızı uzun sürün, bordo makyajlar yapın. Ama benim tavsiyem ve genelde erkeklerin, yani erkek ve şey kısıtlamak da istemiyorum bu şekilde, böyle cinsiyetçi davranmak istemiyorum. Ama sevgililerimizin çoğumuzun başına gelen şeylerden biri sevgililerimizin makyajımızı çok yoğun bulması, makyaj yapmana ne gerek var demesi gibi tepkiler olduğu için doğal duruştan yana tercihimi kullandım. Umarım sizin de tercih edeceğiniz bir makyaj olur. En kötü sevgiliniz yoksa bile, yani o gün bir şey yapmayacaksınız. O gün de geçtim, hani öyle bir şey planınız bile yoksa, ki sevgiliniz var ya Sevgililer Günü kutlamanıza da gerek yok. Bunu günlük olarak çok rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ekstrem pratiklikte değil ama öncelikle ışıltılı far, sonra diğer farlar uygulaması yaptığınız zaman lütfen bana bildirin. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın ve eğer videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.